Evet değerli arkadaşım, geldik kazanın 5'e. Hazır mıyız? Döndürmelerle ilgili işlemlere ve burada kullanacağımız pratik işlemlere devam ediyoruz. Bu bölümde 90 derece ve 90 derecenin katlarını döndürmeyi kullanacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım. İkimize de iyi dersler, sana iyi seyirler. Gelsin birinci soru. Evet, şöyle birinci soruya göz gezdirdiğimizde, ki ben sana bunun konum atımını ispatını yapmıştım. 90 derece döndürdüğümüzde apsis koordinatlar yer değiştiriyor ve apsis işaret değiştiriyor. Üstelik neden? Şuraya kosinüs 90 derse kosinüs 90 0, bu gitti. Sinüs 90 da 1'dir. Dolayısıyla eksi ne yaptı apsisimiz? Ordinata gelecek olursak sinüs 90 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Burası tak giderse M kalır değil mi? N'ye M. O zaman A noktamızın 3'e 5 N etrafında, orijin etrafında 90 derece döndürülmesi sonucunda oluşan A üssü noktamız ne olacaktır? Hem yer hem işaret değiştirecek ordinal apsisler 5'e eksi 3 mü oluyor? Evet. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı 5'e eksi 3, yani E seçeneğidir değerli arkadaşım. Gelsin ikinci soru. Şöyle bir ikinci soruya göz gezdirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Baktığımızda evet, yine bir A eksi 3'e 5 noktası var. Bu sefer bu nokta kaç derece döndüreceğiz? 180 derece döndüreceğiz ki 1.90 döndürdükten sonra 1.90 daha döndürelim. Ne dersin? Yani genel bağıntı yazmaya gerek yok. O zaman A noktamızın 90 derece döndürülmesi sonucunda eksi 3'e 5'in 90 derece döndürülmesi neydi? 90 derece döndürürsek A üssü noktası olsun. Eksi 5'e eksi 3 oluyordu değil mi? Apsisle ordinat yer değiştiriyor. Apsis aynı zamanda işaret değiştiriyordu. Bu sefer tekrardan 1.90 daha döndürelim. A üssü noktasını döndüreceğiz bu sefer. Eksi 5'e eksi 3. Bunu bir daha döndürürsek A üssü noktası, burası eksi 3, buraya gelecek. Hem işaret değiştirecek, 3 olacak. 3'e eksi 5. Yani 3'e eksi 5 derken ikinci sorumuzun doğru cevabı da nedir değerli arkadaşım? D seçenidir. Yani ayrı ayrı iki tane 90 derece döndürdüm. Şunu kullandım. İstersen direkt şunu da söyleyebilirsin. Hem yer, yani yer değiştirme olduğu gibi kalıyor da işaret değiştiriyor. Yani bunu şöyle de izah edebilirim ben sana. Şimdi 180 derece döndürmek demek birinci bölgede bulunan bir noktayı, A noktası MN'ye 180 derece döndürürsek bunu üçüncü bölgeye taşımış oluruz. Üçüncü bölgede de noktayı nasıl göstereceğiz? Eksi M'ye, eksi ne değil mi? X de bu bölgede negatif olduğu için bu şekilde de düşünebilirsin değerli arkadaşım. Evet, 270 derece döndürdüğümüzde direkt olarak ne yapabiliriz? Yani R 270 neydi? 2'ye 4'ü 270 derece döndürdüğümüz zaman aynen yer değiştiriyor ve sadece ordinat işaret değiştiriyordu. Yani 4'e eksi 2 olacaktır. Yani x eksi y'den bahsediyor. 4 eksi eksi 2 değil mi? Bu da 6 yapacaktır ki birinci sorumuz doğru cevabı, üçüncü sorumuz doğru cevabı A seçeneğidir. Ancak ben bunu 90-93 defa döndüreyim. Uzatmıyorum. Rotate yazmama gerek yok. Bir 90 döndürüyorum. Ne olacak? Eksi 4'ü 2. Eksi 4'ü 2'yi bir 90 daha döndürüyorum. 90 derece. Eksi 2'ye eksi 4. Eksi 2'ye eksi 4'ü bir 90 derece daha döndürüyorum. Benim aklımda bu şekilde daha iyi kalıyor. Yani şunları öğrenmek, ezberlemeye kaçıyor birazcık. Buradan bir 90 daha döndürürsek 4'e eksi 2 yapacaktır değerli arkadaşım. Buradan da yine sonucumuza ulaşabiliriz. Umarım anlamışsındır. Evet. Geldik dördüncü ve son sorumuza bu bölümün. Tamam, 810. 810 zaten 360 derece döndürürsek aynı yere gelir. Bir 360 derece daha döndürürsek, yani 810 derecenin, şöyle yazalım, 810 derecenin esas ölçüsü nedir? 2 çarpı 360 artı 90 derece değil mi? O da 810 yapar. Şunun bir etkisi var mı? Yok. Esas ölçümüz 90 derece olduğu için direkt 90 derece döndürmek isteyeceğiz. Dolayısıyla 3'e 5'i 90 derece döndürürsek şayet eksi 5'e 3 olacaktır ki bu da eksi 5'e 3, A eksi B diyor. Eksi 5 eksi 3'ten A'mız bu, B'miz de bu. O da eksi 8 yapacaktır. Yani dördüncü ve son sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Evet, bu şekilde kazanım 5'in sonuna geldik. Kazanım 6'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.